Merhaba herkese, yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Instagram üzerinden bir anket yapmıştım. YouTube'da cevaplayacağımı söylemiştim. YouTube için soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim. Şimdi sorularınızı cevaplıyorum arkadaşlar. İlk soru gelebilir. Yarışma formunda kuru halde kolun kaç santimde? Bilmiyorum ki. Ölçmüyorum arkadaşlar. Ölçü almıyorum hiçbir zaman. İkinci soru gelebilir. Furkan Er'le ne zaman tanıştınız? Furkan abiyle çok eskiden beri takip ediyorum. Eskiden beri bildiğim bir kişiydi Furkan abi. Yani video olarak görüyordum kendisini. Tanışma zamanımız 2020 Haziran olabilir. Yani 2020 yılında arkadaşlar, büyük ihtimalle. İlk tanıştığımız zaman oydu. Soruları bu arada hızlı hızlı cevap vermem gerekiyor. Hem video uzamasın hem de çok soru var arkadaşlar. Spora başlama sebebi? Spora başlama sebebim, bir sebebi yok spora başlamamın. Hani boyum kısa, zayıfım gibi bir sebebi yok spesifik. Spora başlama nedenim yani şöyle gerçekleşti. Bir arkadaşımı görmüştüm. Spor yaptığını fark ettim böyle uzaktan gördüğüm zaman. Hani dedim sen ne yaptın vesaire vesaire. Fitness'e başlamıştı. Ben de öyle görüp etkilenmiştim. Ben de başlamıştım. Ondan sonrası geldi zaten. Yani arkadaşımdan etkilendim diyebilirim. Boyun ve kilon kaç? Boyum 1.63-1.64 civarı. Podyumda daha kısa çıkıyorsun tabii ki doğal olarak diyetten. Eklemler su kaybediyor. Şeyim, kilo. Şu an güncel kilom fazladır. Oruçluyum, bilmiyorum da tam olarak. Podyum kilom 65.5-66 kiloydu arkadaşlar. Podyum boyum da bu arada 1.60'a yakındı. Bayağı çektim yani. Hatta Furkan abi demişti ne kadar çektin sen. Normal boyum 1.63-1.64. Off sezonda abur cubur tüketiyor musun? Abur cubur sevmiyorum arkadaşlar. Yani abur cubur hepsini sevmiyorum diyemem de. Cipstir, çerezdir, öyle çikolata vesaire çok sevmem. Hiç sevmem hatta, yemem. Ama dondurma vesaire severim. Onun da güzel kalitesini seçmeye çalışıyorum. Abur cubur yemiyorum off sezonda kısacası. Yani siz de tercih etmeyin bence. Yani abur cubur yiyeceğine git dışarıda güzel bir tatlıcıda, güzel bir fast foodcuda işlemi yapabilirsin. Sonraki hedef nedir? Şu anlık ilk hedefim arkadaşlar Türkiye şampiyonu olmaktı. Türkiye şampiyonu oldum çok şükür. Çok mutluyum bu konuda zaten. Bundan sonraki hedefim daha Türkiye'de bilmiyorum, bir de biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası sıkıntısı yaşadım vesaire vesaire. Gitmeyeceğim Avrupa Şampiyonası'na. Hani Türkiye'de artık yarışır mıyım bilmiyorum. Şu anki planım, vücudumu dinlendirmeye aldım. Vücudumu güzelce bir temizliyorum. Daha sonrasında arkadaşlar güzel bir off sezon, işte sosyal medya üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Ondan sonra güzel bir rota oluştururuz. Furkan abiyle planlarız. O şekilde bir ileride NPC falan düşünüyorum zaten. Pro olmayı düşünüyorum. O şekilde yani planım, yani asıl hedefim NPC'de yarışıp pro kart kazanmak diyeyim sizlere. Yağsız ve sivilcesiz kas kütlesi için tüyo verir misin? Yağsız ve sivilcesiz kas kütlesi. Sivilce kasta çıkmaz ki, deride çıkar, vücutta, ciltte çıkar yani. Yağsız kas kütlesi hakkında bilgi veririm de sivilcesiz kas kütlesi hakkında bilgi bilmiyorum. Yağsız kas kütlesi yağsız bir şey olmaz canım ya. Yağsız kas kütlesi kazanmak için arkadaşlar diyet yapacaksınız. Ya çok basit, yani bunun cevapları gerçekten çok basit. Güzel bir diyet programının olması gerekiyor ve bu diyet programını uzun bir süre uygulaman gerekiyor. Uzun bir sürede kişiden kişiye değişiyor. Uzun bir süre uygulaman gerekiyor. Disiplinli olman lazım. Diyet programına uyman gerekiyor. Şunu ağzıma atayım, şundan şu kadar yesem bir şey olmaz dememen gerekiyor. Plan neyse ona uyacaksın. Kardiyonu yapacaksın kesinlikle. Antrenmanların sert ve doğru geçmesi gerekiyor. Doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bu bir süreç arkadaşlar. Ve kalorini biraz hani kademeli olarak tutman gerekiyor. Karbonhidrat kaynağını. Eğer definasyon düşünüyorsan kademeli olarak düşürmen gerekiyor. Protein ihtiyacını da alman gerekiyor. Alman gerektiği kadar. Bu şekilde hem definasyon olursun, yani yağ kütlende azalma olur, hem de kas kütlende artış olur. Abi merhaba, hukuk okumakla okumamak arasında kararsızım. Biraz tedirginliğim var. Hukuk konusunda tavsiyen nedir? Hukuk konusunda tavsiyem, şimdi buradan bu mesleği seven ya da bu bölümü okumak isteyenlerin tabii ki fikirlerini etkilemek istemem. Ama naçizane benim görüşüm, ben
hani severek okumak istedim. Kazandım. Okudum. Daha okurken çok keyif aldım mı? Çok keyif aldığımı söyleyemem. Zaten pandemidir. Çok böyle kötü bir zamana denk geldi benim okul hayatım. Ama hani okuyacak olanlara tavsiyem, sevmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani bu gerçekten sevmeniz gerekiyor. Böyle bir dizilerden ya da işte dışarılardan avukatlar, güzel hayatı olan avukatları görüp ya da çok kazanan avukatları görüp etkilenmemek gerekiyor. Çünkü her şeyden önce hangi ülkede avukatlık yapacağınız çok önemli. Burası Türkiye. Hani hukuk biraz sisteme biraz işleyişi zor, sıkıntılı. Çok detaya girmek istemiyorum. Çünkü herkesin bu konularda fikri olmayabilir, bilgisi olmayabilir. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer gerçekten sevmeniz gerekiyor, bu yolda gerçekten hani başaracağınıza inanmanız, içten sevmeniz ve hani ben bu işi yaparım, ben bu iş üzerinde çalışacağım, kendimi geliştireceğim demeniz gerekiyor. Yoksa ben avukatlık seviyorum ya, okuyayım falan olunca benim gibi oluyor. Bölümden böyle biraz uzaklaşıyorsunuz vesaire vesaire. Daha sonra ben zaten çocuktan beri spor yaptığım için şu an niye avukatlık yapmadım diye sorarsanız. Bırakmayı düşündüğün an oldu mu? Olduysa anlatır mısın? Bu sporu bırakmayı düşündüğüm bir an bile olmadı ya. 15 yaşında başladım. 15 buçuk belki. Şu an 22'yim. 7-8 yıl. Bir kez bile bu sporu bırakmalıyım demedim. Bilmiyorum yani. Bırakmam herhalde. Allah sağlık verdiği sürece. Yarışma sürecinde ne kadar para harcadın? Farmakolojik, beslenme vesaire. Arkadaşlar hesaplamadım tabii ki. Çünkü hesaplanabilecek bir şey yok ki. Yani zaten maliyet yüksek. Ondan bahsetmeye bile gerek yok. Yani oturup da hani marketime şu kadar veriyorum. İşte supplementime şu kadar veriyorum. Koruyucuma şu kadar veriyorum. Carta curta şu kadar veriyorum şeklinde bir hesap çıkarmadım. Yani çıkarmanın bir şey de olacağını düşünmüyorum. Moral bozmaktan farklı bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Hani inanın bilmiyorum. Hani ama marketin vesaire yüksek tutuyordu yani. Bilmiyorum ki yani hesaplamadım arkadaşlar. Gerçekten ama yüksek. Son haftalarda nasıl bir mental süreçten geçtin? En büyük zorluğun neydi ve nasıl üstesinden geldin? Son haftaki süreçten bahsedeyim hemen kısaca. Zorluk olarak, diyet olarak son hafta arkadaşlar diyet anlamında bir zorluk çekmedim. Yemek yedimden dolayı değil. Yok yine yemedim. Son birkaç gün bir şeyler yedim. Bir şeylerden kastım biraz karbonhidrat yükseldi. Ama son hafta olduğu için açlık mesela zaten diyetin son noktasındasın. Onları çok hissetmiyorsun. Sadece benim çektiğim zorluk son bir hafta değil hatta son 20 gün, 25 gün. Uykusuzluk arkadaşlar. Ne kadar geç de yatsam çok erken kalkıyordum. Alarm mesela zaten kurmuyordum. Çünkü direkt 4, 4.30 sabahları uyanıyordum. Bazı günler forma atmam gerekiyordu gün ışığında. Hani diyordum 7'de uyansam keşke güneş doğduğunda direkt atsam. Yok yine 4'te uyanıyordum güneşin doğmasını bekliyordum. Yani kardiyodan önce atmam gerekiyordu formu. Hani kardiyom geçe kalıyordu. Anlayacağınız hani uykusuzluk beni bayağı yoruyordu. Gün içinde çok halsiz bırakıyordu. En çok sıkıntıyı uykusuzluktan çıktı. Vücut geliştirme yarışmalarına katılım, başvuru nasıl sağlanır? Detaylıca anlatır mısın? Anlatayım. Dilim damağım kurudu ya. Oruç. Ama çok severim oruç tutmayı. Neyse. Yarışa katılmaz şeyi çok bir olay yok arkadaşlar. Bir tane fitness kulübüne üye olmanız gerekiyor. Bu genelde spor salonları kulüp olarak geçiyor zaten. Herhangi bir kulübe üye olmanız gerekiyor. Bu da 300, 400, 500 lira falan üye olabiliyorsunuz. Bir lisans çıkarıyorlar size. Daha sonradan işte yarış tarihi açıklanıyor. Bir reklam açıklanıyor. Reklamdan ön kayıt formu oluşturuyorsunuz. Herhangi bir ücret yok. Ön kayıttan sonra arkadaşlar işte lisansınız falan zaten kulüp çıkarıyor. Hazırlıyor onları. Birkaç da doping taahhütnamesi dolduruyorsunuz. Tartı günü vesaire gidiyorsunuz. Yarış alanına hallediyorsunuz. Herhangi bir olay yok. Zorluğu yok. Ücret de ödemiyorsunuz. Senden koçluk istiyoruz. Benden koçluk istiyorsunuz. Arkadaşlar koçluk veriyorum evet ama böyle hani çok insan çok kişi almıyorum koçluk sistemime. Çünkü hani güzelce ilgilenmek istiyorum. Dönüşlerimi geciktirmek istemiyorum. Ama ileride belki daha profesyonele dönüşürse bir platform kurarsam tabii çok ileride. Ya da işte sistemi daha böyle net bir şekilde oturtursam tabii kişi sayısında artış yaparım. Ama şu an koçluk isteyenler varsa DM üzerinden ulaşabilir.
Bir aramızda konuşuruz, değerlendiririz. Uygunsa eğer koşullar. Koçluk olarak benden şeylik alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz. Ben de size yardımcı olmak isterim. Veriyorum yani kısacası. Ama çok fazla kişi almıyorum. İştahı nasıl artırabiliriz? İştahsızlık problemi çekenlere vallahi şaşırıyorum. Yani bilmiyorum, biz herhalde çok diyet falan yaptığımız için çok acıkıyoruz, çok yemek seviyoruz, yiyoruz. İştahsızlığa bir çözümüm yok çünkü hiç yaşamadım bir şey. Yani çevremde de iştahsız adam görmedim. Herkesin maşallahı var. O yüzden hani bilmiyorum artık iştahsızlık durumunda ne yapılabilir? Hani antrenman sertliği artırılıp kardiyo eklenebilir. Bu şekilde vücudu acıktırabilir miyiz acaba? Mantıklı geliyor. Bir o şekilde denenebilir. Aç karnına kardiyo, işte biraz antrenman sertliği, yoğunluğu artırılabilir. Onun için eğer bir sağlık problemi olabilir kesinlikle iştahsızlık. Hani bir doktora gösterebilirsiniz kendinize. O şekilde yani fikrim bu. Geçimini spordan mı sağlıyorsun? Arkadaşlar geçimimi aile desteği var şu an tabii ki. Onun dışında kendim yaptığım şeyler var. İşte koçluktur vesairedir, öğrencilerim var. Birebir ders veriyorum, bir de özel ders veriyorum. Onun dışında işte sponsorluklar vesaire vesaire bir şeyler kazanıyoruz kendimize tabii, ama aile desteği şu an büyük bir kısmını karşılıyor. Furkan abi vücudun benzediği için mi? Furkan abi seni çok potansiyelli görüyor. Vallahi Furkan abiye sormak lazım ama yani çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Furkan abiyle bizim gerçekten şeyimiz çok farklı arkadaşlar. Hani görenler, soranlar, böyle şaşıranlar oluyor. Yani Furkan abiyle bizim iletişimimiz, elektriğimiz, abi kardeş, bizim koç aramızda zaten. Hani Furkan abi senin koçun vs. koçun falan da değil aslında. O benim hani gerçekten bir abim gibi. O bana bir abilik yapıyor. Ben de ona hani elimden geldiğince kardeşlik yapma, onu utandırma ve ona layık olmaya çalışıyorum. Aramızda öyle bir enerji var yani. Biz Furkan abiyle hem arkadaşız hem abi kardeşiz. Yani vücudum ona benzediği için değil de bana destek olmadığı için, beni sevdiği için bana ya destek oluyor sağ olsun. Yarışma hazırlığı nasıl geçti? Yarışma hazırlığım çok rahat geçti arkadaşlar. Bir off sezonluk sürem yoktu sadece. Kısa bir süre vardı. Hani yarışalım dedik Furkan abiyle. Kısa bir süremiz vardı. Öncesinde de uzun bir süre sporu bırakmıştım. Kötü bir formdaydım. Neyse. Hani böyle bir off sezon yapmadık. Hem definasyon hem böyle minikten bir kas koyma süreci gibi oldu bizim için. Başta biraz çok düşük olmasına düşük karb gittim. Sonradan yüksek karb gittim. Bayağı bir 600 gram pirinçle son zamanlara kadar geldim. Bu yarış iptal zamanları biraz bozdum. Aslında güzel de geldi bana bozmak. Biraz sulandım. Ondan sonra hemen bir yarış yapılacak dediler. Tekrardan sisteme oturduk. Karbı düştük. Sonuç bu şekilde oldu. Zorlanmadım arkadaşlar. İnanın zorlanmadım. Sadece uykusuzluk, bazen açlık. O gece yoruyordu bizleri. Furkan Er'in hocalığını ve nasıl tanıştığınızı merak ediyorum. Ya Furkan abinin hocalığı diye bir şey yok aslında. Mesleği şey değil. Furkan abinin işi değil yani yarışma hazırlamak ya da uzaktan eğitim vermek. Öbür kısma gelecek olursak da Furkan abiyle nasıl tanıştım? Furkan abiyle yarışmayı düşünüyordum arkadaşlar. Hani böyle bir yarışma hazırlanan, ilk yarışımdan bahsediyorum. Yarışa hazırlansam vesaire vesaire derken zaten Instagram'dan çok böyle arada bir konuşurduk Furkan abiyle. Bir şeyler yazardım sağ olsun, cevap da verirdi. Öyle iletişime geçmiştim. Sonra ofislerine gitmiştim, tanışmıştım. Yani tanışmamız bu şekilde gerçekleşti. Asıl mesleğin avukat sanırım. Bırakmayı düşünüyor musun? Ya şu anlık yapmıyorum. O yüzden de bırakmalık bir durum yok. O şekilde yani şu anlık yapmıyorum ama ileride hayatın ne göstereceği belli olmaz. Bir de baktınız direkt sporu bıraktım, avukat oldum. Bilmiyorum, çok mantık şey değil de. Yani sporu bırakmam çok da böyle olabilecek bir şey değil de. Yani şu an avukatlık yapmıyorum. Söyleyeyim. Definasyon zamanlarında uzun süreli bir diyet için diyet hack diyebileceğin şeyler var mı? Hack diyebileceğim kesinlikle var. Ay. Abi. Birincisi tatlandırıcı. Tatlandırıcıdan korkmayın. Yulafınıza, pirinç ununuza tatlandırıcınızı koyun. Şekersiz içecekler tüketebilirsiniz ki tüketin bence. Eğer yarışa 5 günün varsa zaten tüketme. Son hafta tüketmeyebilirsin. Normal bir definasyonda şekersiz içecek bence olmalı. Yani kendimizi sıkmayalım. Yani bir de görüntüye hiçbir şey yok. Zararı yok tatlandırıcının. Şekersiz içecekler, tatlandırıcılar, diyet ekleme. Bunlar yetiyor. Başka aklıma gelmiyor ki. Türkiye şampiyonu olabileceğini bilerek mi gittin yarışa?
Kesinlikle Türkiye şampiyonu olacağımı bilerek gitmedim arkadaşlar. Vallahi bakın. Hani birinci olacağım şey yoktu bende. Ya birinci olmam lazım. Kesin birinci olurum. Herkesten iyiyim. Hiçbir zaman böyle bir mentalim olmadı. Her zaman hani finale kalmak istiyordum. Hedefim finale kalıp böyle ilk üç yapıp madalyamı, kupamı almak istiyordum. Ama hani birinci olabileceğimi de tahmin, hani birinci olabilirim. Öyle bir gücü kendimde görüyordum. Ama hiçbir zaman hani birinci olacağım vesaire gerçekten demedim. Çünkü bilemiyorsunuz yanınıza kimin geleceğini. Yani iyinin iyisi vardır her zaman. Antrenman ve beslenme programı nasıl olmalı balk için? Bu sorular çok cevabı yani ucu açık sorular ya. Beslenme planı arkadaşlar etini, tavuğunu, yumurtanı, whey protein. Bunlar protein kaynakları. Bunları 5 öğünün varsa 5 öğünü de tercih edebileceklerin bütçene göre protein kaynaklarını tercih edeceksin. Onun dışında oruçlu olduğum için çok dilim damağım birbirine yapışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Diksiyonumda problem yaşıyor olabilirim. Pirinç olarak, karbonhidrat olarak da pirinç, makarna, yulaf, pirinç unu, pirinç patla, patates. Bu şekilde karbonhidrat kaynaklarını belirlemenizi tavsiye ediyorum. Belirlemeniz gerekiyor. 5 öğün yiyecekseniz arkadaşlar, İşte zaten günlük almanız gereken protein oranını hesaplamanız gerekiyor. Kilo başına yaklaşık 1,5-2 gram civarı yeterli. Karbonhidratta off sezonda forma göre arkadaşlar bir karbonhidrat değeri belirleyin. Örnek veriyorum günlük 500 gram pirinç. Daha sonra bir hafta kendinizi gözlemleyin arkadaşlar. Baktığınız güzel bir kilo alımı oldu. Güzel bir size koydunuz. Bir hafta daha o şekilde gidin. Baktınız kilo almanız durdu. Birazcık kademeli kademeli artış yapın yani. Ama hani clean bulk tavsiye ederim. 4'ü çok yapmayın. Ama tabii ki de bozma zamanı bozun. Çünkü zaten diyette sıkıntı çekeceksiniz açlık. Bulk da dediğim gibi kademeli karbonhidrat artışı okey. Yağ da düşük almanızı tavsiye ediyorum. Olsun da yüksek yağ tavsiye kesinlikle etmiyorum. Podyum kilon kaçtı? Podyum kilom 65,5-66 kilo. Düzenli kalori mi düştün yoksa bir yerden sonra carb cycle mı yaptın? Bu süreçte nasıl beslendin? Başta ilk 1-2 ayımda 300-400 gram arası pirinç aldım arkadaşlar. Düşük pirinç aldım. 350-400 civarı galiba. Karbonhidrat aldım. Daha sonradan formum erkenden gelince 600 gramcı 600 gram aldım karbonhidrat. Son böyle yakın zamanlara kadar. Son bir ayda vesaire arkadaşlar karbonhidratı böyle kademeli düştük forma göre. Her hafta form kontrolüm oluyordu. Karbonhidratı düşüyorduk. Carb cycle falan yapmadım. Çok nadir böyle 2 gün düşük gidip bir gün böyle repeat day yaptım. Hani cycle yapmadım diyebilirim. Düşe düşe kademeli düşüş yaptım. Bazen böyle bir artış yapabildiğim oldu dediğim gibi. High day yaptım yani bazen. İtme çekme bacak mı yoksa çift bölge mi? Hangisi daha çok verim almamızı sağlar? Ben push pull legs yani itiş çekiş bacak hiç düzenli yapmadım arkadaşlar. Hani denemek de istiyorum aslında off sezonda. Bu zamanlarda bakalım belki bir denerim. Her zaman benim için split ön plandaydı. İki bölge. Küçük kas gruplarında büyük bölge eklerdim. Mesela göğüs triceps, göğüs biceps, işte sırt biceps, sırt triceps. Bu şekilde split antrenman tavsiye ediyorum. Ben o şekilde uyguluyorum yani. Diğeri de iyidir belki de. Bench, deadlift, squat, PR'ların kaç kilo? Deadlift yapmıyorum. Bench serbest yapmıyorum. Çalışmadığım iki egzersiz. Squat, PR. PR denemedim arkadaşlar. Çünkü hani PR denemelik bir şeyim yoktu. Kafamda öyle bir şey de yoktu. Ve de öyle hani güç denemesi, kaç kilo kaldırırım şeklinde bir kafa yapısında değilim. Ama hani en çok bir set çalışma set olarak işte 75, 75, 80, 80'de çalışma seti yapabiliyordum. Kilolu yani kilomun biraz olduğu definasyonun son diplerinde o kadar ağır girmiyordum. Dediğim gibi 80-80 falan yapıyordum. 80-80-160, 180 kilo çalışma seti ama 6-8 tekrar, 10 tekrar. PR bilmiyorum belki 200-220 atarım. Ama 220 atarım herhalde. Emirhan Kara kimdir? 22 yaşındayım arkadaşlar. İstanbul'da yaşıyorum. Hukuk mezunuyum. Bu şekilde yani. Şampiyonluk için ilk numaran okunduğunda neler hissettin? Güzel bir soru. Kısaca son ikiye kaldık. Zaten numaralım 138-139'du. Gerçekten böyle hani şey dedim. İkinci de olsam problem yok ya dedim. Güzel bir başarı. Başardık yani dedim.
Sonra bir ümit yani böyle tabii kendini göremediğin için podyumda kıyaslayamıyorsun arkadaşınla vesaire. Hani numaram okundu. Gerçekten gurur duydum. O andan yaptıklarından böyle her şey yani şey oldum. Yani verdiğim emeğin karşılığını almanın vermiş olduğu bir duygusallık çöktü içime. Zaten gözlerim hafiften böyle bir doldu. Gururlandım yani o andan keyif aldım. Öyle söyleyebilirim. Gurur duydum yani kendimden. Sen spora kaç yaşında başladın ve 16 yaşında spora yeni başlamış biri için ne önerirsin? Ben de işte 16 yaşına yakındım. 15 buçuk, 15 civarı. 15-16 yaşında arasında başladım. 16 yaşındaki bir kişiye önerim mi? Yeni başlamış. Arkadaşlar birincisi kesinlikle bir yol göstericisi olmasını tavsiye ederim. Yani bir hocayla çalışmasını tavsiye ederim. Çünkü şu an öyle imkanlar var. Eskiden yoktu. Benim zamanımda inanın yoktu. Yani bir hocayla çalışmanı tavsiye ederim. Çünkü asıl amacın yani benim hocayla çalışma dememdeki asıl amaç hareketleri doğru yapmanı isterim. Çünkü yanlış yaptığın zaman eklemlerine uzun vade zarar veriyorsun. Kas gelişimine zarar veriyorsun. Daha bilinçli yapabileceksin. İlk yaşlarında, ilk başladığın zamanlarda gelişimin hormonal seviyelerin çok yüksek olduğu için çok güzel gelişeceksin. Bu yüzden bunu her anlamda güzel yapabilmen için bir tane mentöre ihtiyacın var bence. Beslenmene çok dikkat et. Zaten mentörün iyisi her şeyi halledeceksin bence. Ve bu sporu disiplinli yap. Hani gerçekten güzel yapmaya çalış, başarılı olacaksın. Sağ kolumda hissettiğim acı ile sol kolumda hissettiğim acı bir değil, aynı gelişimi görür mü? Gelişimde bir fark yaratmayabilir. Yani yaratacağını düşünmüyorum çok fazla. Arkadaşlar hani oluyor bölgesel olarak. Mesela ben de kanat çalışırken mesela sağdaki hissiyatımla soldaki hissiyatım biraz farklı. Ha, bu günlük yaşantımızdaki sağ kolu kullanmayla, skapulayı kullanmayla alakalı olabilir. İşte genetik olabilir. Vesaire vesaire. Yani çok takılmamak lazım öyle şeylere. Çünkü kafaya takınca daha çok böyle insanı etkiliyor. Hani one arm şeklinde çalışılabilir. Hani ayrı ayrı beraber tutuş değil de single şeklinde ayrı ayrı çalışılabilir. Belki o zaman gelişimle de zaten eşit ilerleyeceğini düşünüyorum. Hem eşitsizlikleri gidereceğini düşünüyorum. Junior'da yarıştığın için merak ettim. Kaç yaşındasın? Doğum tarihin nedir? Arkadaşlar Junior bu arada hani genç erkekleri fizik olarak geçiyor. 22 yaşındayım ben. Son gençlerdeki son yaş 23 galiba. Aynen 23. Ben 22 yaşındayım. Koçun kimdi? Kim ile hazırlandın? Furkan Er hazırladı beni. Ay. 15-17 yaş arası çocuklar için ne tür takviyeler önerirsin? Bir de selam gönderirsen sevinirim. Kaç yaşında? Sadece Beytu. Sadece Beytu, selam kardeşim. Ne sormuştu? 15-17 yaş arası çocuklar için ne tür takviye önerirsin? 15-17 arkadaşlar takviye olarak işte vitamin takviyelerini bence alabilir. Omega 3, C vitamini, D3 vitamini vesaire. Onun dışında supplement kullanmasında da bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Glutamin, BCAA, whey protein alabilir. Pre-workout'a falan ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O tarz antrenman öncesi ürünlerine. Bu şekilde yani glutaminini alabilir. BCAA'sını, whey proteinini alabilir bence. Vitamin olarak da omega 3, C vitamini, D3 vitamini, magnezyum, potasyum tarzında bir de mineral alırsa güzel olur. Prokart düşünüyor musun? Prokart kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Hedefim hani bir pro sporcu olabilmek. Bunu tabii ki yani söylerken hani yarın olacağım için demiyorum. Yarın olmak istediğim için demiyorum. Hani önümdeki bir hedef kesinlikle. Ha, çok uzak bir hedef de değil arkadaşlar. Gözümüzde büyütmemek gerekiyor. İleride inşallah ben de bir profesyonel sporcu olacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle hedef pro olmak. Sence Furkan Ersen'in yarışmanda yüzde kaç pay sahibi olmuştur? Yani yüzdelik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Yani başarı hepimizin başarısı. Furkan abinin, benim, kız arkadaşımın. Yani bu başarının yüzdelik olarak bölemeyeceğim. Ama kesinlikle %100'ünde de payı var Furkan abinin. Yani %100'ü Furkan abin diyelim, %100'ü benim diyebilirim. %100'ü başkasının diyebilirim. Çok yüksek yani. Her şeyime kadar ilgilendi sağ olsun. Uyku için ne yapıyordun? Kaçta yatıp kaçta kalkıyordun? En çok dediğim gibi uyku problemi çekiyordum zaten. Hani ne yattığım saat belli ne kalktığım saat belli arkadaşlar. 4.30 gibi kalkıyordum 5.
Bazen altı şükür ediyordum altta kalkınca. Öyle uyku problemi çektik. Definasyon dönemi olmazsa Dilim olmazları. damağım kurudu. Ben orucu nasıl atacağım bilmiyorum. Nasıl dayanacağım? Definasyon dönemi olmazsa olmazları ve tüyoları. Definasyon dönemi olmazsa olmazları. Hemen kalem şeklinde sayıyorum. Bir, aç karnına kardiyo. Sabah yapılmasını tavsiye ederim. Kan şekerinin en düşük, en güzel olduğu zamanlar. Güzel bir diyet programı. Ve bu diyet programını haftalık olarak formun ve kilonda incelemelisin. Kendini gözlemlemelisin. Ona göre programını revize etmelisin. Onun dışında definasyonda olması olmazlar mıydı? Güzel bir antrenman sisteminin olmasını tavsiye ederim. Yani antrenmanlarının lay lay önemli değil de böyle bir sert. Bazen dönem dönem antrenman sonrası da kardiyo ekleyebilirsin. Bu süreci uzun tutmanı ve disiplinli şekilde bozmadan ilerlemeni tavsiye ederim. Çünkü süreç ilerledikçe verim aldığın bir durum olacak. Süreç ilerledikçe define olabileceksin. Hemen olmaz. Federasyona kızgın mısın? Federasyona kızgın değilim. Üzülüyorum onlar için yani. Çünkü o kadar şampiyon yapıyorsun beni. Milli sporcusun diyorsun artık. Fakat kafileye sokmuyorsun beni yani. Ve bahane de artık ya bahane demeyeyim. Sebep de bütçemiz yok. Bütçe problemi var. O yüzden herkesi götürmedik tüm birincileri. Hani sen de o listede olmayan kişilerdensin vesaire vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar yani sadece üzdüler yani ama Türkiye burası. Federasyonumuz biraz garip. Ama önümüzde büyük hedefler var arkadaşlar. Yani işte, Avrupa şampiyon olsan da bilmiyorum ne olacaktı yani. Eylül'de hangi kategoride yarışmayı düşünüyorsun? Eylül'de yarışıyor musun diye sorman gerekiyordu. Bilmiyorum arkadaşlar. Eylül'de yarışma gibi bir planım şu anda yok. Hiç fitness yapmamış biri uzaktan eğitimle başlasa nasıl olur? Bence mantıklı. İlla kendisi başta yapmasına gerek yok. Güzel bir hocayla yani direkt startı vermesi bence güzel olur. Bir konuşsun, ben ilk defa başlıyorum. Güzel bir hoca tercih etsin. Bence daha mantıklı. Kendisi bir şeyler öğrenirken tam hata yaparak öğrenmek de güzel olabilir ama hiç hata yapmadan öğrenebilmek de aslında güzel bir yol. Hocayı iyi seçin yeterli. Ben Bulgaristan'da yaşıyorum. Türk'üm. Türkiye'de yarışabilir miyim? Bulgaristan'da yaşıyor. Türk seni Türkiye'de yarışabilirsin. Nerede yaşadığın bir önemi yok. Türk Vatandaşıyım. vatandaşıysan Aynen. gelip Türkiye'de yarışmalara katılabilirsin. Hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Nerede yaşadığın bir önemi yok. Başka Sorularımız bir bitti soru galiba. yok. Evet. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Tekrardan böyle bir soru cevap videosu gelir ileride tabii ki. Eğer merak ettiğiniz ekstradan bir şeyler varsa, çünkü Instagram'da olmayan arkadaşlar da vardır videomu izleyen. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de yorumlarda sizlerle buluşup cevaplarım arkadaşlar sorularınızı. Eğer videoyu beğendiyseniz, keyif aldıysanız izlerken beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum. Güzel bir antrenman serisi çekmeyi vesaire düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de fikirleri varsa şöyle şöyle videolar çekerim. Bu Ramazan'daki beslenme sürecimden bahsederim biraz belki. Bir beslenme videosu gelir. Bir günlük beslenme. Biri demiş ki David Late gibi Araya bir soru geliyor. şey çek. David İtiş Late çekiş çok... antrenmanı la vlog David Late tarzı. David Late tarzı. David Late'i bilirim. Çok eskiden takip ederim hatta. Gerçekten videoları kaliteli ve güzel. Şimdi David Late gibi video çekebilir miyim bilmiyorum. Böyle bir ekipmanım, böyle bir hani video şeyim, altyapım. Ama bakarım, izlerim. Çekebilirsek çekeriz arkadaşlar yani. Yani gittiniz bize bu işin krallarıyla kıyaslıyorsunuz YouTube'u. Sıkıntı yok ama ya. Çekeriz, David Late'den ne eksiğimiz var? O zamansa arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.